Selamlar. Bilimworld videosuyla daha karşınızdayım. Bugün bu videoda sizlere smeltingimizi neredesin smelting? Smelting neredesin? Smeltingimizi 200 level nasıl yaparız bunu göstereceğim. Açık konuşmak gerekirse, dürüst olmak gerekirse smeltingi kasmamız yani bu videoda acayip böyle sırlar, acayip böyle kimsenin bilmediği taktikler falan yok. Çünkü smelting için böyle bir taktik yok. Ben sadece size yol yordam nedir bir videoda kısaca anlatmak istiyorum ki kafanızda soru işaretleri kalmasın. Hem de küçük 3-5 tane yapabileceğiniz böyle taktik var, küçük trikler var. Onları da söyleyeyim, haberdar olun adı altında yapıyorum. Öncelikle bize ne lazım? Bir smelting istasyonu lazım. Herhangi bir yerdeki smelting istasyonuna gittik. Arkadaşlar smelting hem woodworking ile hem de daha çok mining ile birbiriyle iç içe geçmiş bir şey. Yani mining ile smeltinginizi aynı anda kasmanızı tavsiye ediyorum. Para vererek bütün materyalleri alıp 15 dakika içerisinde tabii ki smeltinginizi 200 level yapma şansınız var ama bu sağlıklı bir yöntem değil. O yüzden siz zaten halihazırda mininginizi kasarken smeltinginizi de eşdeğer olarak kasmanızı, zamanla kasmanızı ben tavsiye ederim. Dedikten sonra girdik. Arkadaşlar Iron Ingot zaten oyunda her şeyde lazım oluyor. Iron Ingot kasmanın Iron Farm'ının da aşağıda videosunu koyarım. Kendi videom da var. 50 level'a kadar Iron kasıyorsunuz. 50'den 100 level'a kadar da kasabilirsiniz. Çünkü Iron çok ihtiyacınız olan bir şey olduğu için ve hatta satıp para da kasmaya çalışabilirsiniz. 50'ye kadar veya 100'e kadar Iron'ı kasın. Eğer 50'den sonra daha hızlı kasacağım diyorsanız steel yapabilirsiniz topladığınız Iron'ları. Kendi Iron'ınızı çevirin Iron ingota ve o şekilde XP'nizi kasın 50'ye kadar. Ondan sonra çevirdiğiniz Iron ingotu herhangi bir flux'la, mesela şu flux sudan ucuz ve bunu satın almanıza da gerek yok. Oyunu zaten aktif olarak oynuyorsanız bunlardan bir sürü üstünüzde birikmiş olması gerekiyor doğal olarak. Veya satın alabilirsiniz. Charcoal sakın satın almayın, özellikle yeni başlamış insanlarsanız. Charcoal yapması çok kolay. Wood, gideceksiniz 3-5 tane ağaç keseceksiniz. 10 dakika, 10 dakikada bu kadar ağaç kestim. Gözünüzün önünde bunları da hatta charcoal yapalım. Hepsini. Bu da X veriyor ama tabii bunun XP'ine yani bundan değirmen dönmez. Öbürünü de yapalım XP'ni. Charcoal'da bu şekilde yapıyorsunuz. Hani hem de bu da X de vermiş oluyor. Demek istediğim sakın Charcoal almayın. Ondan sonra 100 level yaptınız. Steel ingotla veya Iron ingotla. İki seçeneğiniz var 100 level yaptıktan sonra. 100 level yaptıktan sonra Star Metal yapmazsanız level'ınız ilerlemiyor arkadaşlar. Her türlü Star Metal yapacaksınız. Şimdi Star Metal ore biraz pahalı. Bunu böyle en az bir 5000 tane falan Star Metal Ore'a ihtiyacınız var. Belki daha fazla Star Metal Ore'a ihtiyacınız var. Şimdi bunu alırsanız alabilirsiniz paranız varsa ama tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü doğal olarak hepimizin mining'e ihtiyacı var. Hepimizin ore kalyum kesmeye ihtiyacı var ki ileride para kasmaya çalışalım, ileride bir şey yapmaya çalışalım diye. Doğal olarak mining level'ını kasmanız lazım. Mining'i de 175 level yapabilmek için, ore kalyum kasabilmek için 175 level'a kadar zaten en ideal Star Metal kasmanız lazım. En güzel XP bu veriyor. Siz zaten doğal olarak 100 level'dan 175 level'a kadar Star Metal farmı yapıp mining'inizi 175 yapmaya çalışacağınız için o kastığınız Star Metal'leri herhangi bir bankanızda biriktirin, satmayın. Smelting'iniz için lazım olacak. Yani dedim ya birbiriyle iç içe geçmiş diye. Yani satabilirsiniz kısa vadede kâr elde etmek için Star Metal'i ama ondan sonra size smelting'inizi 200 yapmanız gerektiğinde pahalıya patlar. Yaptığınız Star Metal ore'ları, yaptığınız steel ingotları da satmayın aynı şekilde. Bunları bu şekilde çeviriyoruz. Burada önemli olan bir trikten bahsedeceğim. Bakın Sand Flux koyarsam %7 bana daha fazla item atma şansı var. Obsidian koyarsam %12. Eğer daha büyüğünü Flux'ı koyarsam %37 daha fazla atma şansı var. Şimdi Star Metal Ingot değerli bir ingot. Aslında benim bunu kullanmam daha mantıklı. Ama şu an elimde az olduğu için satın da almakla uğraşmak istemediğim için ben bunda yeşilini kullanacağım. Çünkü bütün mavilerimi orkalyumda kullanmak istiyorum. 150 level'a kadar sesim gitti lan. 150 level'a kadar Star Metal'le kasacaksınız. Çünkü 100 level'dan sonra Steel veya diğerlerinin verdiği XP'li arkadaşlar bunun işin içinden çıkamazsınız. Bunu yaptıktan sonra 96 tane daha aslında yeter mi lan? Yetmeyecek gibi ben bunu yeter mi ya? Yetmeyecek gibi. Neyse tamam. Bunları basalım. Çarkılımı da kendim yaptım zaten. Bu şekilde basıyorsunuz. Verdiği XP gördünüz. Güzel. Ama fark ettiyseniz 150 level'dan sonra da bunun verdiği exp olmuyor artık. 150 level'dan sonra 200 yapmak istiyorsanız orukalyuma geçmek zorundasınız. Mümkün mü Star Metal'le 200 olmak? Mümkün. Ama çok uğraştırır. Şimdi aynı muhabbetin laciverti. 175 olduktan sonra orukalyumu zaten siz hani legendary dropları almak istiyorsanız, para kasmak istiyorsanız doğal olarak orukalyum farmlıyor olmanız lazım. Şahsen bende 5000-6000 tane orukalyum vardı. Onları mesela birazını arkadaşlara verdim, birazını sattım. Çünkü neden? Salaklık yaptım. Ama o kadar da salaklık değil aslında. Çünkü orikalyum gerçekten ucuz bir şey. Star Metal gibi üstünüzde taşımanıza gerek yok. Or diyelim.
Or kalyum or. Hatta burada pahalıdır. Bak burada 0.3 ama Everfall'a bakarsak 0.2'ye kadar düşmüş. Neyse ben 0.3'ten 1000 tane alayım. Bedava. Yani 40 gold gitmeye değmez. 0.1 normalde de 0.3'e kadar çıkmış nasılsa. 60 gold. Bilmem kaç tane şeyim oldu. Çok da kilolu oldum hatta. 3000. Sanırım yetmeyecek ama biraz daha alayım. Bedava bir şey zaten. Orkalim. 05 vay be kardeşim, sen de bizi dolandırıyorsun. Neyse bu kadar daha alalım. Normalde bu kadar para verilmez buna da, hani videonun hatırına. Geldik. Orukalyumlarımıza geldik. 3000 tane tam sayısını hesaplamadım da yani. Şimdi burada önemli olan şey obsidiyeni kullanması. %10 şansı daha fazla atması. Çünkü orukalyum ingot güzel para ediyor. Yani siz bunların hepsini yaptığınızda para kaybettiğinizi düşünmeyin. Elinde sonunda elinizde olan orukalyumları sattığınız zaman harcadığınız paranın iki katına yakınına parayı zaten çıkartmış olacaksınız. Yani hem smeltinginizi 200 yapacaksınız hem de çok daha fazla orukalyum ingot kasmış olacaksınız aynı değerinin üstünde. Bu beni bilmiyorum 200 yapar mı ama gözünüzün önünde basacağım. Bir şeyler eksik, büyük ihtimal flux'ım eksik olduğu için az basabiliyorum ama yo değil. Neyse basıyorum. Zaten kostu falan da az. Bakalım kaç level olacağız. 193 oldum. Kaç milyon exp lan? 4 milyonlarda exp. Biraz daha star orukalyum yapmam gerekecek. Orukalyum orum az kalmış. Ama star metalim de yetmeyecek sanırım. Dur hadi bakalım. Biraz daha oralayayım. 200 olur muyum? Olmam büyük ihtimalle. 197'lerde falan kalacakmış gibi bir şeyim var. Bir his var üstünde. Şu kadar daha alalım hadi. Aa, kaç tane ekstra şey or aldığımı görmedim lan craft şeyinde. Belki siz görmüşsünüzdür, artık söylersiniz. 90 tane. Yapsana canım. Canım ne oluyor canım? Bakalım. 7 tane bonus almışım bu sefer. Tam 197 dedim, 197'de kaldı bu arada. Bu kadar da kardeşim. Star Metal ingotum bitti. Bir tane daha çıktı. Ekstra almadım. Evet 197, anladınız, birazcık daha lazım. Star Metal dediğim gibi pahalı bir şey. Eğer Star Metal orlarınızı satmışsanız iki yönteminiz var. Burada kilit olan şey Star Metal aslında, orukalyum değil. Onu bahsetmek istiyorum. Ya gideceksiniz Star Metal oru kendiniz kazacaksınız veya Star Metal ingotu pazardan satın alacaksınız. Şöyle bir minik taktik daha vereyim. Pazardan satın almak yerine pazara bay pazar kurun. Normal fiyatının 3-5 gold altından artık hesaplayın, bay pazar kurun. Ben ne zaman bay pazar kursam akşamdan bırakıyorum, sabaha alınmış oluyor. O şekilde de küçük bir taktik yapabilirsiniz. Smelting bu şekilde kasılıyor arkadaşlar. Bu şekilde 200 oluyor. 200 neden yapmak isterseniz derseniz, günlük asmediyum basmak için. Çünkü günde en fazla 10 kere basılıyor diye biliyorum bu. Cooldown var yanında görüldüğü gibi. Smelting önemli bir şey. Hepinize tavsiye ediyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Umarım yararlı bir video olmuştur. Görüşmek üzere, bay bay.